Değerli dostlarım, artık geldik yargı faslına. Bakın, yargı işin artık artistlik tarafı. Yani hani demin dedim ya, böyle hukukçuların da artistlik tarafları vardır. Hani videolarda anlattığım gibi böyle efemine tipleri vardır vesaire diye. İşte o artistlerinin en böyle güvendikleri yer, en böyle hani üstüne bastıkları yer yargıdır. Çünkü niye? Kuvvetler ayrılığı modelini gördük. Yargı hep bir böyle ayrıdır. Hani işin hep ayrı bir tarafındadır yargı. Ne yapar? Hani yargıdaki o ciddiyet niye? Hani hakimler, şunlar, bunlar hani ciddi kurumlar çünkü. Yani toplumun hakimlere bakış açısı da veya yargı mensuplarına bakış açısı da olur. Hani ben hukuk mezunuyum. Bir dünya hani hakim, savcı arkadaşım var vesaire. Onlarda bile o şeyi hissediyorsun yani. Lan hani üniversitedeyken kakara kikiri yaptığın adam sonra bakıyorsun hani batak oynarken bile herif böyle kurallara riayet etmiyorsun özgürüm. Usule aykırı. Böyleler yani. Şimdi kitlere böyle bir algı olunca ne oluyorsun? Hani yargıya biraz ehemmiyet arz ediyorsun. Peki KPSS'de işler nasıl? Yargıya ÖSYM'nin bakış açısı, yargı konusuna bakış açısı şu. Diyor ki yargı kısa bir konu ama sorularım net orada. Yani hem soru sayısı aynı hem de çok kısa bir konu. Yargıda yargının temel ilkeleri, yargı kolları ve mahkemeler ve onun üstüne birazcık detaylı incelememiz gereken Anayasa Mahkemesi. Bitti. Hani yargı özelinde bizim üstüne kafa yoracağımız taraf böyle çok sofistike bir dinamik değil. Şimdi yargıya ilişkin en başta ilke olarak neyi incelersin? Bir, mahkemelerin bağımsızlığı. Şimdi hep tartışılır. Hani mahkemelerin o bağımsızlığı niye öyledir diye. Çok düz mantıkla giriyorum. Dedim ya yargıya atıp biraz farklıdır diye. Bunun tarihsel kökenleri falan da var. Hani mantığını anlayın hem konu kısa biraz daha işin felsefesini anlatayım diye söylüyorum. Mesela orta çağdaki gelenekler buna çok etki eder. Mesela şöyle düşünün. Hani dünyada hep bir böyle komplo teorileri, paranoyalar falan döner. İlluminatiler, dünya yöneten gizli örgütler falan. Heh, onların çıkış noktası veya işte en temel kurgusal yapısı orta çağdaki algı. Şöyle bir şey. Orta çağdaki mahkemelerin yapısından dolayı kuzenim Avusturya'da oraya gitmiştim. Oradaki orta çağdaki bir mahkemeyi müze haline getirmişler. Ve mahkeme böyle şatovari bir yerde. Şimdi söylüyorum bak. Ve nasıl biliyor musun? Böyle 6-7 tane hakim var. Hepsi böyle hani oraya böyle sembolik olarak 3-5 şey koymuşlar figür. Hepsi böyle kapşonlu. Yüzleri görülmüyor. Ve böyle büyük bir salon düşünün. Salon onların biraz ilerisinden aydınlatılmış. Böyle ışıklarla, mum ışığıyla, şununla bununla. Onlar karanlıktalar. Ve konuşmaları yasak. Sorulara öndekine işte söylüyorlar. O soruyor. Seslerinin duyulması yasak veya yazıyla bildiriyorlar vesaire. Hep o şatoda yaşıyorlar. Asla evlenmiyorlar. Asla mülkiyet sahibi olmuyorlar. Ve nasıllar? Hani bir nevi dünyevi hayattan teyit edilmiş haliler. Uhreviyata çekiliyorlar bir nevi. Ne algısı veriliyor? Bunlar ilahi bir kademeye döndürülüyor. Hani bak dünyevi işlerle kirlenmezlerse daha adil olurlar gibi bir algı var bak orta çağda. İşte şimdi bu o adamlarda çok ciddi bir gizem yaratmaz mı? Yaratır. İşte bunun gibi teoriler aslında biraz buradan çıkma. Şimdi buna baktığında işte bu adamların bağımsızlığı ve böyle biraz diğer devlet makamına mesafeliği orta çağdaki bu algıdan geliyor aslında. Hani o cübbe mantığı falan bile o dönemdedir. İşte bu yüzden mahkemeler bağımsız olmalı. Çünkü niye? Yasama. Ne iş yapıyor abi? Kural koyuyor. Yasamanın çıkış noktası kural koymak. Adından belli. Yasa yapan organ. Yasa ma organı. Yürütme. Yapılan kuralları uygulayan, yürüten organ. Ettiği ki. Ama yargı onları denetleyen birim. Bu yüzden yargı biraz daha ne olmalı? Mesafeli olmalı bak. Tamam? Mahkemeler bağımsız. Ne diyor anayasada? Hiç kimse hakimlere emir veya talimat veremez, tavsiye veya terkinde bulunamaz. Hatta bir dava görülürken mecliste soru dahi sorulamaz diyor. Çıkışı bu bak. Şimdi buna geldiğinde mahkemeler bağımsız. Evet, bağımsız olmalı. İlk noktamız bu. Ve bağımsızlığı da anayasal güvenceye almış. İki, hakimlik teminatı. İkinci ilkemiz. Ne diyor hakimlik teminatında? Hakimler kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler. Bunun iki istisnası var. 65 yaş güvencesi var. Bunun iki istisnası var ama. İstisna 1.
Eğer sağlık sorunu varsa, yani hakim artık mesleğini ifa edebilecek durumda değil. Bir sağlık problemi varsa. İlki bu, bakın. İkinci noktası da şu. Tamam, bir sağlık problemi varsa bu eyvallah. İkinci noktada hakimlikle bağdaşmayacak bir fiile karışmışsa suç. Bu durumda ne olur? İhraç kavramı gündeme gelir. İlkinde malum emeklilik, bunda da ihraç. Bu iki durum 65 yaş güvencesinin istisnasıdır. Şimdi burada o zaman ne var? Hakimlere idari ve mali teminat. Mali teminat nasıl olur değerli dostlarım? Şu, hakimler bir kadronun kaldırılmasıyla bile ne yapmak zorundalar diyor? Maaş, aylık ödeneklerini almak zorundalar. Ben mahkemede hakimim. Dedi ki devlet, burada 3 tane arıza fazla, 3.'yü kaldırıyoruz dedi. 3. arızadaki hakimler, ha deyince de yeni bir mahkeme kurulmaz. Biz birkaç ay boşta kalacağız. Ben devlet derim ki, bana ne? Sen kaldırdın vallahi mahkeme, ben paramı alırım diyeceğim. Aynen bunu diyor işte. Mali teminatları var. Dolayısıyla idari ve mali teminat var. Ama şunu unutmayın. Hakimlerin coğrafi teminatı yoktur. Bak, 65'ten önce emekliye sevk edemiyorsun. İdari teminat. Kadroyu kaldırsan bile maaşını vesaireni vermek zorundasın. Mali teminat. Ama ve lakin hakimin işte görev yeri değiştirilemez, mutlak oradadır artık diyeceğin coğrafi teminatı Türkiye'de yok. Ona dikkat. Peki, burada bir de yan ilkelerden bahsedelim birazcık. Mahkeme kararları gerekçeli olmalı. İlki bu. Ve gerekçesiyle birlikte açıklanmalı. Yazılı ve gerekçeli olmalı. Neden? Şimdi ne diyorsun? Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesinin şu bendine göre şu kadar ceza almasına hükmedilmiştir. Sen orada o 138'i okumalısın ki adam da lan ben ne fiil işledim dur bakayım. Bunun karşılığı lan bu muymuş? Üst sınır bu. Tamam, hakim de bana o üst sınırdan verdi diyebilmeli. Yani şeffaflığa dayanıyor aslında. Kararlar gerekçeli olmalı. Ve suç ve cezalar kanunla verilir demiştik. Dolayısıyla verilen hükümler mutlaka nerede yazmalı? Ceza kanununda yazmalı. Yani kararlar kanunilik ilkesine uygun olmalı ve yazılı olmalı arkadaşlar. Yani mahkemeler öyle kafasına göre hüküm veremezler. Mutlaka ispat lazım, savunma hakkını tanımamız lazım, karar gerekçeli olmalı ve bir kanuna da dayanmalı. Hakim kafasına göre karar veremez. Hatta eskiler derler, duyarsınız, mahkeme kadıya mülk değildir derler. Aynen öyledir işte. Bu yüzden kararlar kanuna dayanmalı, bir gerekçesi de olmalı. Peki, bunlar bizim için genel ilkeler. Burayı kabul ettik. Burada bir problemimiz yok. Şimdi, Türkiye'deki yargı kolları mantığıyla gittiğimizde, Türkiye'de arkadaşlar, özü itibariyle temelde altılı bir yargı kolu dinamiğimiz var. Altılı bir sistematiğimiz var. Adli yargı, idari yargı, iki tane askeri yargı, uyuşmazlık yargısı ve temel itibariyle de anayasa yargısı. Bizim zaten yargı bölümü içinde detaylı inceleyeceğimiz kısım neresi? Anayasa mahkemesi kısmı. Ama bu ne demek değil? Diğer kısımları da yok sayacağımız manasına gelmez. Gelelim adli yargı faslına. Oradan bir başlayalım. Şimdi adli yargıda sistematik ne? Kişi ile kişi arasındaki uyuşmazlıkların çözüldüğü yargı sistematiği. Yani kişi kişi dengesine götüreceğiz biraz oradaki dengeyi. Bizim toplum olarak birbirimizle yaşamamızdan mütevellit. Hani demiştim, medeni hukuk. Arapça nereden geliyor? Medine kelimesinden, şehir. Oradaki şehir atfı Arapça'da ne? Toplum hukuku aslında. Ya neye atıf yapıyorsun? Bir açıklayıcı ol diyorum. Birbirimizle olan ilişkiler, toplumsal ilişkiler diyor. Medeni hukuk dediğin şey. Dolayısıyla ilişki hukuku bir nevi, toplumsal ilişki hukuku. İşte medeni hukuktan dolayı veya ceza hukukundan dolayı uyuşmazlıklar temel itibariyle nerede? Adli yargıda. Daha da basitleştireyim. Bireylerin birbirleriyle olan hukuki uyuşmazlıkları. Yani burada devletle olan bir uyuşmazlığınız yok. Bizim birbirimizle. Mesela evlenme, boşanma, miras vesaire hep neyin konusu? Medeni hukuk. Birbirimizle değil mi? Birbirimizle. İşte nerede? Adli yargının mevzusu. Peki birimiz diğerini yaraladık vesaire. Yine birbirimize karşı değil mi? Evet. Yine adli yargının konusu. Peki tepede kim var adli yargıda? Yargıtayımız var. Meclis Ahkam-ı Adliye. Eski kurumdur Yargıtay. Havası da yerindedir baktığında. Hukukun hukuk olduğu yerdir.
Yani en böyle kallavi, ağır abiler buradadır işte. Bak, Anayasa Mahkemesi'nin popülaritesi var. Kabul, ülkedeki en üst mahkeme falan. Ama Anayasa Mahkemesi'ndeki hakimlerin, hani göreceğiz Anayasa Mahkemesi'ni izlerken, çoğu hukukçu, yani hukuk mezunu olmayan üyeleri de var. İşte Büyükelçilik'ten gelen var, YÖK'ten gelen var vesaire vesaire. Bu abiler sağlam hukukçu. Hukuk mezunu, yıllarını ağır cezada geçirmiş, işte atıyorum adli mahkemelerde geçirmiş, oradan gelmiş abiler. Hani hukukun hukuk olduğu yer dediğim bu. Yargıtay, Türkiye'de adli yargının en üstü. İki alt kolu vardır Yargıtay'ın. Ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri. Bak, burası önemli işte. Şimdi adliyeye falan gittiğinizde görürsünüz. Da biz kuzenimle gitmiştik ya, Özgür abi burası da amma karışık. Hem her şeyden iki tane var, asli hukuk da var, asliye ceza da var dedi. Cahil, çok bir şey demeye gerek yok, küsüyor öyle dediği vakit, ama ondan değil o. Hani biz hani çok hoşumuza gitti, bunun bir de hukukunu kuralım diye kurmadık onu oraya. Bunun bir mantığı var. Ne oradaki algı? Şu, bir davanın neticesinin hapis cezasıyla alakası varsa, hapis cezalık bir mevzuysa, konu ceza davasıdır, ceza mahkemelerine görülür. Yaralama, öldürme, çete kurma, evrakta sahtecilik, bunlar hep suç değil mi? Peki bu davanın neticesinde hapis cezası söz konusu olmaz mı? Hapis cezası olur. O zaman bu dava nerede görülecek? Ceza davası olduğu için ceza mahkemelerinde görülecek. Türkiye'deki ceza mahkemeleri neler? Ağır ceza, asliye ceza, işte diğer yapılanma itibarlarına sulhu kaldırdık. İkisi. Askeri ceza mahkemelerini katmayın. Sulh ceza yapılanması itibariyle biz ne yaptık? O faslı kaldırdık zaten. Sulh ceza hakimi vardır. Sulh ceza mahkemesini kaldırdık. Ağır ceza ve asliye ceza yapılanması. Dava ceza davasıysa ağır ceza, asliye ceza gibi ceza mahkemelerine görülür. Ama davanın hapis cezası ile ilgisi yoksa, miras davasıysa, boşanma davasıysa, tapuyla alakalı bir durumsa, tazminatla alakalı bir durumsa, bunlar hapis veya isim düzeltme, yaş tahsihi vesaire gibi şeylerse, bunlar hapis cezalık fiiller mi? Alakası yok. O zaman bu dava ne davasıdır? Değerli dostlarım, hukuk davasıdır. Dava nerede görülür? Hukuk mahkemelerinde. Asli hukuk, sulh hukuk gibi birimlerde. Bak, uzlaşı, yani tarafların, iki tarafın da aynı şeyi istediği, genellikle uzlaşma merkezi davalar nerede görülür? Sulh hukuk. Adına bak, sulh hukuk. Uzlaşı mahkemeleri. Dolayısıyla daha düşük düzeydeki davaların görüldüğü yer. Asliye hukuk. Asliye neyin kısaltmasıdır? Asli yetkilinin kısaltmasıdır. İşte sulhe girmeyen her şey asliye hukukun konusudur derler. Bu yüzden dava ceza davası ise ceza mahkemelerinde, hukuk davası ise hukuk mahkemelerinde görülür. Peki, bölge adliye mahkemeleri de ara kademe mahkemesidir burada. Peki, çıkan kararı beğenmedik değerli dostlar. Konuyu nereye götüreceğiz? Bir üst mahkemeye, öyle değil mi? İşte o bir üst mahkemeye götürme işlemine biz ne diyoruz? Temyiz diyoruz. Bir üst mahkemede ne makamı oluyor bu durumda? Temyiz makamı oluyor. Bak, götürülen bir üst mahkeme temyiz makamıdır. Yapılan işlemin kendisi de temyizdir zaten. Hatta kökenini falan düşüneceğin zaman, hani işin felsefesini anla. Yunanca temisten gelmedir kökeni itibariyle. Adalet tanrıçası demek. Bak şimdi, hani o şeyi falan görürsün ya, böyle hediyelik eşya satan yerlerde falan olur. Böyle bir tanrıça heykeli vardır. Hani bir elinde terazi, bir elinde kılıç. Böyle gözünde bant vardır, üstü başı yırtıktır, saldırıya uğramış falan gibi. Heh, o antik Yunan'da nedir? Adalet tanrıçasıdır işte. Hep böyle bir saldırı altında olması da o elbiselerinin yırtıklığıyla falan alakalı. Tabii iş bu. Şimdi bak, tarih boyu insanlar bu iki, yani bu kelimeyi hangi anlamda kullanmışlar? Bir, tanrısal bir atıf, değil mi? İki, ne? Kararı verebilecek, en iyi kararı verebilecek birim. O zaman temyiz kavramıyla biz şunu düşünmüyor muyuz? Kararın en iyi birimlerce yeniden incelenmesi. Kavram bu. Temyiz makamı, temyiz, adalet tanrıçası vesaire. Kararın tekrardan üst birimlerle ve en iyi karar alacak kişilerce incelenmesidir temyiz. En üst mahkemede Türkiye'de ne? Yargıtay. Yargıtay'dan çıkan karar artık nedir? İç hukuk yolları bitti. Yani
Bir yaralama davasında şunları gördün, çıkan kararı beğenmedin, buraya geldi, buradakini de beğenmedin, ben bu Yargıtay'a da inanmıyorum dedin mesela. Nereye götüreceğim? Artık uluslararası yollar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vesaire. İç hukuk yolları bitti bak. Adli yargıdaki faslımız bizim için bu. Peki, bunu kabul ettik. Şimdi adli yargı hikayesini kabul ettik. Gelelim idari yargıya. Şimdi sor. Tabii temiz yani adli yargıya ilişkin bir kavram değil. Yani temize götürmek. İdari yargıda da var temize götürmek. Dedi ki arkadaşınız hani sırf adli yargıda mı olan bir şey üst mahkemeye götürmek. Şimdi göreceğim tüm hukuk dallarında neredeyse var. Temize götürme fası. Yani bak o temiz antik Yunan'daki adalet tanrıçası falan kavramı diyoruz ya. Oradaki algı işte. En üst birime götürme. Hatta Aristo'nun böyle öğrencilerle diyaloğu vardır. Der ki niye sadece adalet kadınlara vermiş? İşte o antik Yunan'da melez olmayan tanrılar içinde adalet kavramının verildiği tek işte şey yani adalet kavramı bir tek kadına veriliyor. Kadın figürü olarak gösteriliyor. Aristo diyor ki niye bir tek adalet kadın figüründe özdeşleşmiş? Öğrenciler de bilemiyorlar. Aristo'nun cevaba gel. Vallahi müthiş bak. Adamla aynı dönemde yaşadım ben müthiş anlaşırdım. Ne diyor? Bir, adalet erkeklere bırakılmayacak kadar önemli bir mevzudur diyor. Bir orada adam tabii sınıftaki kızların gönlünü aldı zaten. Bir, erkeklerde bozuluyor. Niye gözü kapalı o zaman falan diye. O zaman da erkekleri hafif onur ediliyor. Kadın görmediği sürece adildir diyor. Bak, iki tarafı da dengeleyip attı. Adam boşuna mı politika uzmanı? İşte atıf o noktalarda. Bu yüzden temiz kavramının kökeni eski yani. Hani adli yargıya falan az değil. En üst mahkeme. Oradan getirme mevzuyu. Güzel. Peki, idari yargı. Kişiyle kamu arasındaki davaların görüldüğü yargı kolu. Bak, idari yargıdaki bizim işimiz o. Kişi-kamu dengesi. Ona bakacağız şimdi. Mesela nasıl? Ben devlet memuruyum. Kıdemim geldi. Ama bir türlü üst makama yükseltilmiyorum veya kıdemim verilmiyor. Devlet hatalı bir idari işlem yaptı mı benim gözümde? Aynen yaptı. Ona karşı açacağım dava nerede görülecek işte? İdari yargıda görülecek. Peki, şimdi baktığımızda onun en üst birimi neresi? Danıştay. Yürütme organında da görmüştük Danıştay algısını. Ne demiştik oradaki sistematikte? Danıştay mekanizmasına baktığında bu adamın kökeni eski güzel abicim. Sistemi eski, şurayı devlet lan bu. Eskiden padişahın şunun bunun danışma birimi bu. Ve hatta şöyle bir şey var. Bu Danıştay böyle az değil, enforce'su budur. Bak, kişiliğim itibariyle bir yüksek mahkeme olsam vallahi anayasa mahkemesi bile olmam. Direkt Danıştay. Niye? Şurayı devlet olduğu dönemde padişah hariç kimse görüşünü soramıyor. Abi elit yani öyle sadrazam var öyle değil yani. Padişah'tan gelmeli mevzu. Sadrazama sonradan yetki veriliyor. Bu yüzden o dönemde forsu. Sonradan da mahkeme hüviyet de kazanıyor. Önce danışma birimiydi. Tüzüklerde anlatmıştım. İşte idari yargının en üstü burası Türkiye'de. Peki alt mahkemeleri var mı? Olma mı? İdare mahkemeleri var. Vergi mahkemeleri var. Ara kademe itibariyle de ne var? Bölge idare mahkemeleri var. Türkiye'deki idari yargı yapılanması da bu şekildedir. İlk derece mahkemeleri nedir? İdare ve vergi mahkemeleri. Ama bazı durumlarda tüzüğün iptalinde olduğu gibi dava direkt nereye açılıyor? Danıştay'da. Yani genel kural idari yargıda davalar ilk önce buraya açılır. Ama ne olur? Bazı durumlarda Danıştay'a da direkt açılabilir. Bazı istisnai özel durumlarda Danıştay ilk derece mahkemesi de olur yani. Peki idari yargıyı da hallettik. Ne yaptık? Kişiyle kamu arasındaki davalar dedik. Peki işin buradan Danıştay'a götürülmesi yine ne oluyor işte? Yine temiz oluyor. Yine aynı yere bağladık mevzuyu. Temiz iradesi de bu şekilde. Peki aldık bunu da kenara attık. Güzel. Soru kalıbı hep böyledir bak. İdari yargının en üst birimi neresidir? İdari yargının temiz makamı neresidir? Adli yargının temiz makamı neresidir? Hangisi idari yargıda olmaz? Verir. Danıştay'ı, bölge idare mahkemesini, idare mahkemesini, vergi mahkemesini verir bunları. Araya da bir tane ceza mahkemesini koyar. Der ki hangisi idari yargıda değildir der. Bitti. Ceza mahkemesi. Tamam. Yani soru kalıbı da böyle. Çok böyle kafa yoracağınız bir şey yok orada. Peki, idari yargıdaki sistematiğimiz de böyle.
Gelelim askeri birimlere. Şimdi burada bir askeri yargı var değerli arkadaşlarım. Bir de askeri idari yargı var. Bir diğeri de bu. Şimdi kişiyle kişi arasındaki davaların görüldüğü yerlerde ilk mekanizma bizde ne? Askeri yargı. Asker kişi, asker kişi ama. Oradaki problem o. Mesela hani rutin bir askerlik hizmetiyle alakalı örnek vereyim. Yüzbaşı dedi ki başçavuşa, komutanım dedi, hani bu benim askerliğimi yaparken buna benzer bir vaka yaşadığım için söylüyorum. Komutanım dedi başçavuşuna, başçavuşum dedi, şu dedi nizamiyeyi bir temizliğe verin dedi. Nizamiye dediği yer neresi? Askerin giriş kapısı. Başçavuş dedi ki komutanım dedi depoyu temizliyoruz şimdi dedi. Eğer izniniz olursa depoyu bitirelim. Hemen dedi ondan sonra nizamiyeye girişelim askerlerle. Yüzbaşı dedi ki anlatamadım galiba başçavuşum dedi. Birazdan paşa gelecek. Önce nizamiyeyi görecek. Siz orayı bir temizleyin. Biz paşayı işte binanın içinde gezdirirken siz depodaki işinizi bitirirsiniz dedi. Başçavuş da dedi ki komutanım tamam hani yapalım ama yağmur yağmak üzere silahlar da dışarıda. Silahlar hani suyla temas etmese, işimizi hemen bitiriversek dese. Israr ediyor değil mi? Emri yerine getirmemede. Ne demiştim ben? Asker kişiyle asker kişi arasındaki uyuşmazlıklardan. İşte burada bir hiyerarşik algı var mı? Evet var. Konu nerenin konusu? Askeri yargının konusu. İşte bu algıyla askeri yargıtay en üst birimidir. Alt mahkemesi neresi? Askeri mahkeme. En üst, en alt birimi askeri mahkeme. Burada görülen davanın tekrardan incelenmesi neresi? Askeri yargıtaya götürülmesi temizdi. Temiz makamı ilk derece mahkemeleri. Asker kişiyle asker kişi arasında göreve ilişkin. Bak bunu unutma. Mesela şöyle olsa. Atıyorum bizim Ersin. Tamam. Başçavuşum oydu benim deminki olayda. Ben de yüzbaşıydım. Emir verdim yapmadı. Buradaki mevzu. Tamam. Mahkemeye verdim. Emre itaatsizlik ve üste saygısızlıktan bu bizim Ersin'in cezalandırılmasını istiyorum dedim. Üst olarak davayı açtım. Tamam. Bu askeri mahkemenin işi bak. Kabul. Ama şöyle olsa. Ersin'e ben bunu dedim. Bu böyle bana küfrede küfrede gitti. Tamam, iyi hoş, küfrederek gitti. Sonra çarşıda, pazarda gördüm ben bunu. Tamam, birbirimize zaten ayar oluyoruz. Ne bakıyor nendim, ne bakmayacağım dedi. Oğlum dedim, bela mısın sen? Yetti be dedi. Orada da burada, orada öyle, burada öyle. Seninle mi uğraşacağız dedi. Çarşıda, pazarın ortasında giriştik biz birbirimize. Heh, burada mevzu davalık olsa. Tanımı nasıl yaptım ben? Asker kişiyle asker kişi arasında göreve ilişkin. Bu göreve ilişkin mi? Birbirimize kişisel husumetimiz değil mi bu? O zaman ne olacak? Bu askeri yargının konusu değil işte. Bu kişi kişi uyuşmazlıkları. Çünkü pazardaki o kavga onların asker kimliğiyle ilgili değil. Kişisel husumetleri. Bu yüzden o adli yargıda görülecek. Bu askeri yargıda. Hani oradaki kavganın rolünü iyi belirlemek lazım askeride. Yoksa ara mahvederler. Şimdi gelelim askeri idari yargıya. Tabii böyle ne davalar görülüyor. Öyle gülüyorsunuz ama eğlence büyük. Birinde bende. Sivas'ta yaptım ben askerliği. İşte temel haklarda falan da söyledim ya. Kapıya nizamiyeye diktiler beni ilk gün. Lan güzel abim bir anlat değil mi? Hangi rütbeli kim, ne değildir bana. Bana dediler ki gelene gidene kimlik sor. Biz de hani Sivas'ın merkezindeyiz. Zaten orada jandarmanın olduğu işte yerde. Merkezdeyiz oradaki şeyde. Girişte işte dediler ki kim kim olursa olsun, bir tane orada alay komutanıydı. Oğlum dedi kim kim olursa olsun kimlik sor dedi. Hiç affetme dedi. Tamam bir de hukukçusun yani kural adamısın falan filan bir koyuyor ya. Hukukçu o işte kapıda kimlik soracak. Görev tanımlaması bu. Peki onda da bir tane yüzbaşı sivil gelmiş o gün. Bir toplantı var ona yetişecek. Yani işte askeri istihbarat birimi miydi öyle bir şeydi. Sivil gelmiş koşarak girdi adam. Nereye gidiyorsun lan dedim. Adam yüzbaşı ya. Nereye gidiyorsun? İşte hemşerim falan. Tamam oğlum tamam dedi. Ne tamam mı lan dedim. Nereye gidiyorsun? Bu koşuyor. Ulan ben de koştum bunun arkasından. Kaptırdık. Bunu tam alay binasının orada yakaladım ensesinden. Böyle tuttum sen dedim nereye gidiyorsun ya? Adam da böyle nefes nefese. Tamam anlaşıldı dedi. Çıkardı kimliği baktım. Yüzbaşı. Hani böyle içe doğru tam böyle bir... İşte terleme nasıl oluyor onu hissettim ben orada o kamuflajın içinde.
Sen dedi görüşeceğiz falan dedi. Hani en azından durduruyorsun falan, adamın enseden niye tutuyorsun değil mi? Artık görev şey nasılsa, görev aşkı nasılsa. Bir şey yapmadı Allah'tan. Hani fiil ehliyetime dokunmadı, bir şey olmadı. Fakat sıkıntı şu, bir gün yine bir böyle askeri gazinoya falan gideceğiz. Orada bir girdim ben, bunlar yine toplantı yapıyorlar rütbeler. Şeyi de, briefing'i veren de o yüzbaşı. Ben böyle bir girdim, aa dedim toplantı yapıyorlar, hemen sıvışalım falan, gördü beni. Oo Özgürcüğüm gel gel dedi, bütün rütbelere dedi, kimliğinizi hazırlayın dedi. Biliyorsunuz dedi, Özgür hepimizin hiyerarşik üstü, hepimize kimlik sormaya gelmiş dedi. O yüzden hani bütün rütbelerin yeterince makarası oluydum. Bu sebeple hani böyle bakma, burada böyle anlatıyoruz, davalar o kadar şey değil. Adam bak haksız ama hani dava mevzusu. Çünkü niye, enseden niye tutuyorsun vesaire gelecek. Yine böyle olgunmuş, hatta daha sonra da aferin doğrusunu yapıyorsun vesaire geldi. Bu yüzden neye çok dikkat ediyorsunuz? Görevle alakalı mı değil mi faslına? Şimdi öğrencinin en zor anladığı yere geldik. Askeri idari yargı mevzusuna. Bak dikkat. Asker kişiyle asker kişi arasında olduğu zaman askeri yargıydı. Asker kişiyle askeri kurumlar arasındaysa bu defa neyin mevzusu? Askeri idari yargının. Mesela kara kuvvetleri dedi ki eğitim günde 12 saat. Eğitimler günde 12 saat. Ya güzel abicim, özel harekat birimleri falan iyi de bu birimlere günde 12 saat eğitim ver, askeri eğitimi. Yahu çocuklar dağılır. Düşünsene üniversitede Bahçeli'den çıkmış, böyle Ankara Bahçeli tiki çocukları almışsın. Günde 12 saat böyle komando eğitimi veriyorsun. 2 hafta sonra paytak paytak yürürler. Ne olduk biz diye. İşte burada ne de başlayabilir? Sağlık sorunları da başlayabilir. Ciddi ciddi. Böyle bir periyot da yaşandığı için söylüyorum ben şeydeyken, hani askerlikteyken. O ağır eğitime bir anla verirsen sıkıntı yaşanabilir. Burada peki askeri kararı tartışmıyor muyuz? Eğitimler günde 12 saat olmalı mı diye. Kurumsal bir kararı tartışıyoruz değil mi? Heh, o dava neyin mevzusu? Askeri idari yargının mevzusu artık. Onda da mahkeme neresi? Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işte. Asker kişiyle askeri kurumlar veya kararlar arasındaki mevzu. Bakın çok ilginç bir şey çıkardık ha ortaya. Asker kişi arasındaki uyuşmazlıklar, sivil kişi arasındaki uyuşmazlıklar, özür dilerim. Asker kişi arasındaki uyuşmazlıklar. Kişi. Sadece fark ne? Burası asker kişi. Hatta ikisinin de temiz birimi aynı bak. Yargıtay, askeri yargıtay. Kişiyle kamu kurumları arasındaki davalar, asker kişiyle askeri kamu kurumları arasındaki davalar. Dengeli bak. Peki bu asker kişiyle askeri kurumlar arasındaki davalarda yüksek mahkeme neresi? Askeri Yüksek İdare. Hani tarihsel süreçte söylemiştim 1971 değişiklikleri vesaire diye. Hah, burası işte. 1971'le biz neyi kurmuştuk? Askeri Yüksek İdare Mahkemesini kurmuştuk. Al sana Askeri Yüksek İdare. Alt mahkemesi yoktur. Yani bu ne demek? Davanın hem ilk hem son incelendiği yerdir. Tekrar söylüyorum. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi davanın hem ilk incelendiği hem son incelendiği yerdir. Oradaki faslımız da bu. Alt mahkeme faslı yok kısacası. Peki şimdi bir düşünün. Bir kafa yoralım gelin. Adli yargı, idari yargı, hatta şunları bir üst başlıkta olsak askeri mekanizmalar. Bunlar arasında bazen uyuşmazlık olabilir mi? Yani bazen biz uyuşmazlık yaşayabilir miyiz bunlar arasında? Bence yaşarız. Hatta kamuoyunda popüler bir dava olduğu için, belki hatırlarsınız, bir dönem Ergenekon davası, Türkiye'de çok tartışıldığı için mesela. O davanın ilk açıldığında, dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldığında, İstanbul'daki askeri mahkemede demişti ki, dava benim davam. Buradaki askeri mahkeme dedi ki, dava benim davam, görevde subaylar var dedi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dedi, orada bir çete var ve organize suç eylemi var dedi. Hani iddialar böyleydi, karşılıklı iddialar. Bu dedi dava benim, bu dedi dava benim. Sonra askeri yargı iddiasını geri çekti, burası devam etti ayrı. Etmeseydi, iki yargı kolu kafa kafaya gelseydi kısacası, ne olacaktı o zaman? Uyuşmazlık vardı değil mi? Heh, o işi kim çözecek? Uyuşmazlık yargısı çözecek. İşte geldik şimdi 5. yargı kolumuza, 5. dinamimize, uyuşmazlık yargısı. Maçın hakemidir bu.
ama hakem gibi olmalıdır. Bu ne demek? Maçın sonucuna etki etmemeli. Yani sadece işlerin iyi yürümesini sağlamalı. Oradaki dengemiz bu bizim. Buna dikkat ediyoruz. Peki, işleri iyi yürütelim. O zaman uyuşmazlık yargısıyla. Nasıl olacak? Uyuşmazlık mahkemesini devreye sokacağız burada. Şimdi bakın. Uyuşmazlık mahkemesindeki algı şu. Diğer yargı kollarındaki görev ve hüküm uyuşmazlığını çözecek. Şimdi görev uyuşmazlığı dediği ne? Demin ne oldu? O hani Ergenekon sebebiyle örnek vermiştim. Adli yargı benim dedi, askeri yargı benim dedi. Öyle değil mi? Her ikisi de ben görevliyim demedi mi? Ben görevliyim dedi. Ne uyuşmazlığı var burada? Görev uyuşmazlığı var. Dolayısıyla burada, bak ne demiştim ben size? Maçın hakemi gibi demiştim. Burada devreye girip ben göreceğim davayı diyemez uyuşmazlık mahkemesi. Öyle olursa diğerlerinin üstü gibi olur. Burada devreye girip şunu diyecek. Hangisi görevli onu belirler, çekilirim. Bunu söyleyecek. Tamam? Tekrar söylüyorum. Hangisinin görevli olduğunu belirler, çekilir. Peki, yani diyecek ki bu dava adli yargının, bu dava askeri yargının. Neyse işte, kararını verecek, bırakacak. Görev uyuşmazlığı. Bunu da bazen ayırırlar, olumlu olumsuz diye. Onu da hemen kısaca söyleyeyim. İki yargı kolu da dava benim derse, ben göreceğim bu davayı derse, nasıl bir uyuşmazlık oluyor? Olumlu. İkisi de istiyor bak davayı. Ama tam tersi, birisi derse ki dava benim değil, ötekinin önüne itti. Öteki dedi ki, yürü git, benim hiç değil falan. Niye o da onun önüne itti mesela? İkisi de istemiyor değil mi? Nasıl bir uyuşmazlık? Olumsuz görev uyuşmazlığı işte. İkisi de istemiyor periyodu. O zaman biz ne diyoruz? Olumlu olumsuzdaki denge, ikisi de istiyorsa olumlu görev uyuşmazlığı, ikisi de istemiyorsa olumsuz görev uyuşmazlığı. Tamam mı? Peki. Burayı hallettik. Peki hüküm uyuşmazlığında kararlar çelişiyorsa bu kez. Aynı mevzuyla ilgili kararlar çelişiyorsa. O nasıl oluyor? Hemen onu da söyleyeyim. O kararların çelişme faslını. Diyor ki, bak mesela yükselmede. Devlet içinde yükselmede. Genel kural nedir? Liyakattir. Sivil işte yapılanmada genel kural liyakattir. Ama askeriyede kıdemdir. Mesela. Şimdi yani mesela İçişleri Bakanlığı'nda yükselirken kim başarılıysa o yükselir. Layık olan yükselir. Liyakat. Oradaki mevzu bu. Askeriyede ama ne derler? İşte sivilde dem, askeriyede kıdem derler mesela. İşte buradaki çayda dem, askeriyede kıdem falan derler. Heh, buradaki mevzu. Kıdem önemli orada. Kim daha deneyimliyse o yükseliyor bak. O zaman yükselme noktasında şöyle bir şey olsa. Alayda görev yapan sivil bir memur var. Mesela işte mektup işlerine bakan bir memur var. O adamın yükselmesinde kıdeme mi bakılacak? Atıyorum liyakate mi? Sivil memur liyakat diyoruz. Ama görev yaptığı yer neresi? Kıdem. Burada bir davada askeri mahkeme ayrı, adli mahkeme veya idari mahkeme ayrı karar verebilir mi? Evet verebilir. Kısacası aynı konuda farklı yargı alanlarında iki mahkeme iki farklı karar verirse, mesela askeri mahkemeler dedi ki bizde kıdem önemlidir yükselmede. İdare mahkemesi dedi ki bizde liyakat önemli. Konu aynı konu değil mi? Aynı konu. Aynı konuda iki mahkeme iki ayrı karar verirse, burada ne uyuşmazlığı vardır? Hüküm. Burada da uyuşmazlık mahkemesi ne yapar? Sadece iki mahkemenin çeliştiği noktayı çözer bırakır. Tekrar söylüyorum. Sadece iki mahkemenin çeliştiği faslı çözüp bırakır iradeyi. Peki, bunu da kabul ettik. 13 asıl, 12 yedek üyesi var. Uyuşmazlık mahkemesinin 13 asıl, 12 yedek üyesi var. 12'ye 12. Yani 12 asıl, 12 yedek şuradan geliyor. Şuradaki 4 mahkeme var ya. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare. Bunlar var ya, bu dördü 12 asıl 12 yedeği kendi içinden seçiyorlar. Yani 12'yi 12'yi bu dörtlü karşılıyor. Şuradaki 4 yüksek mahkeme karşılıyor. Diyeceksiniz ki hocam 13. adam, 13. adam Anayasa Mahkemesi'nden geliyor. Şimdi öğrenci bana bazen soruyor, diyor ki, ya hocam diyor bir şeyi kafam almadı. Sor bakayım diyorum, ya diyor diğer dörtlü mesela. Hani daha fazla sayıda adam görünüyor. Onlara Anayasa Mahkemesi daha forslu, o bir kişi gönderiyor. Garip değil mi diyor. Canım benim, o bir kişiyi gönderiyor ama
Onun gönderdiği adam da bayağı bir forslu. Direkt başkan oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin gönderdiği adam bizde direkt nedir? Başkandır. Aslında kanunda böyle yazmaz bak. Hani onun da doğrusunu söyleyeyim ama yaygın gelenek olduğu için. Kanunda der ki Anayasa Mahkemesi'nin gönderdiği üye tüm üyeler içinden başkanı seçer der. Yani o 25 adam içinden veya 13 adam içinden başkanı seçer der. Ama bütün liste içinden, listede kendi de var ama değil mi? Bütün üyeler içinden başkanı seçer diyor. Bütün üyeler içinde kendi de var. Bugüne kadar ne yapmış? Kendi seçmiş. Gelmiş Anayasa Mahkemesi'nden. Şöyle bakıyorum da vallahi en iyi ben yaparım diye kendini seçmiş bugüne kadar. Bu da devlette neye dönüşmüş? Geleneğe dönüşmüş. Anayasa Mahkemesi'nden gelen üye başkan olur diye. Biz de bu geleneği sorgulamıyoruz. Hani mevzu böyle oturmuş diye. Peki, Uyuşmazlık Mahkemesi'ndeki hikayemizde, Türkiye'deki yapılanmasında sistematimiz bu değerli dostlarım. İşte 6. yargı kolu bizim için ne? Anayasa Mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ndeki sistematimiz de şu bizim için. Anayasa Mahkemesi der ki ben yasama organının yargısal denetiminden sorumluyum. Anayasa Mahkemesi'nin çıkış noktası bu. Yargısal denetim faslı. Yani yasama organının yaptığı anayasa değişiklikleri, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, iç tüzük vesaire gibi yapılanma bende. Ama orada kanun hükmünde kararnameleri kim aldı daha sonraki yapılanmada? Danıştay aldı. Doğru mu? Hayır. Yapılanma itibariyle o da Anayasa Mahkemesi'nde. Sadece uyuyorsunuz hemen. Sadece şunu unutmuyorsunuz. Olağanüstü kanun hükmünde kararnameyi denetleyemez dedim. Uyumayacaksın bak oradaki mevzuya. Tamam mı? Öyle pıt pıt soru soruyorsun. Al bunu da şey yap. Öyle gıcıklığına soru sorması değil. Tabii. Senin gibi ben biliyorum. Ben de size soru soracağım bundan sonra. Benim niye öyle bir lüksüm yok? Görürsünüz. Şimdi buradaki mevzu unutmuyorsun. Anayasa Mahkemesi meclisin denetimi için var. Kanun, kanun hükmünde kararname, iç tüzük vesaire ve anayasa değişikleri. Bunların denetiminde kim? Anayasa Mahkemesi. Siyasi partilerin kapatılması kim? Anayasa Mahkemesi. Üst düzey kamu görevlerinin yargılanması yani siyasilerin, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu vesaire kim? Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla Türkiye'deki yasama organının yargısal denetimi bizde kim? Anayasa Mahkemesi'nde değerli dostlarım. O zaman bugünkü videomuzda neyi gördük? Yargının temel ilkeleri ve Türkiye'deki yargı kollarını gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli dostlarım.